Kaş Pencere'den iyi akşamlar. Malum son günlerin en çok tartışılan konularından bir tanesi de Beyoğlu'ndaki esnaflar. Cumartesi günü özellikle eylem yapılan, TMOB için yapılan eylemde cumartesi günü maalesef ki esnafların bir kısmı diyelim hem basın emekçilerine hem de halka saldırdığı haberleri çıkmıştı. Hem bu haberleri hem dün yapılan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin yaptığı açıklamayı hem de Beyoğlu esnaflarının aslında bugün yaptıkları açıklamayı ne istediklerini, neler talep ettiklerini ve esnafın derdini aslında konuşmaya çalışacağız. Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği Eş Başkanı Tahir Berrak Karasu ve Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği yönetiminden Altuğ Eroğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tahir Bey sizinle başlayalım. Bugün bir açıklama yapıldı. Şu saatlerde de Beyoğlu'nda hala esnafların forumu devam ediyor. Evet. Siz forumdan geldiniz ayağınızın tozuyla. Hem açıklamayı biraz anlatırsanız, yani bu açıklama niçin yapıldı, neden yapıldı, onu biraz değerlendirelim önce. Şimdi dün bilindiği gibi TESKOP diye bir kurumun, yani ben de yeni duydum, bir basın açıklaması oldu. Ondan önce de talimhanede birkaç tane esnafın birleşerek bir basın açıklaması yaptığını duyduk. Fakat o çok ciddi bir kitlesel bir basın açıklaması değildi. Fakat TESKOP'un yaptığı basın açıklamasını duyduktan sonra böyle bir ihtiyaç hasıl oldu ve yönetim acil bir toplandık ve bugüne de bir basın açıklaması koyduk Galatasaray Lisesi'nin önünde saat 15'te. Basın açıklamamızda da belirttiğimiz gibi biz bu süreçte Beyoğlu esnafı olarak sadece bu süreçte değil tabii, yani biraz konuyu açmak lazım. Biz evet, antrenmanlı bir esnaf kitlesiyiz. Uzun yıllardır Beyoğlu yani esnafı olarak aslında karşı karşıya kalıyorsunuz. Bilhassa 2011'in 19-20 Temmuz'u arasında yapılan Beyoğlu Belediyesi'nin tabiriyle operasyon adı altında bir uygulama yapıldı ve masa sandalye uygulaması. Bu da Türkiye'de tek ilçe olarak Beyoğlu'nda yapıldı. Bu da tabii biraz bizi üzdü ve bu sürecin de 2 sene sürmesi zaten bu esnafın ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar içerisinde olduğu bir dönemde. Yine de 31 Mayıs itibariyle başlayan veya 27 Mayıs itibariyle başlayan bir süreç değil de 1 Mayıs'tan önce başlayan bir süreç. Yani 28 Nisan'da falan Beyoğlu tamamen bir kapatılma, 1 Mayıs'a hazırlık için bir kapatılma süreci yaşadı. Yani biz esnaflar olarak işimize gidip gelirken bile bir labirent tabir edilen o noktalardan giriş çıkışlar yaptık 1 Mayıs'tan önce 3 gün. Ve 1 Mayıs'tan sonra da zaten 1 Mayıs'ta esnaf zaten Beyoğlu'na kimse alınmadı, Taksim'e kimse alınmadı malumunuz. Ondan sonra da peyderpey bu süreç devam etti. 1 Mayıs'tan sonra çıkan İstiklal Caddesi'nde hiçbir kitlesel eylemin olmayacağı, basın açıklaması yapılmayacağı konusunda bir valilik tarafından bir bildiri yayınlandı. Ve bu süreçte de işte hukuki haklarını, demokratik haklarını kullanmak isteyen bir takım sivil toplum kuruluşları bu 1 Mayıs'tan sonra bazı süreçlerde işte bir hafta içerisinde bir takım eylemler yapmak istedi. Ve bu süreçte de bu müdahalelerle karşılaşıldı. Aslında Beyoğlu 27 Nisan'dan itibaren havası sürekli gazlıydı diyebiliriz. Kesinlikle sanırım. Yani 27 Nisan'dan değil ama 1 Mayıs'tan itibaren, 27 Nisan'dan itibaren bir kapatılma söz konusu vardı, oldu. Evet. Ve bu süreç içerisinde zaten Beyoğlu'na gelen bizim müşterilerimiz bir tedirginlik haline girmişti. 1 Mayıs itibariyle de bu süreç tamamen tetiklenmiş oldu. Ondan sonra da dediğiniz gibi bir tomaları tanıdık bu süreçte. Yeni araçları, tomaları tanıdık. Ve akreplerle tanıştık. Akreplerle tanıştık. Tomalarla tanıştı esnafımız. Ve bu süreç böyle devam etti. Ta ki 27 Mayıs'a kadar şeydi, çok sık olmamakla beraber haftada bir iki kere yaşıyorduk. 27 Mayıs'tan sonra da bu süreç artık tamamen başlamış oldu Gezi Parkı'yla ve 31 Mayıs'tan sonra da ciddi bir şekilde süreç başlamış oldu. Evet. Peki siz sonuçta yıllardır oradasınız ve yıllardır esnaflık yapıyorsunuz ve Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği de aslında çok eski sayılabilecek dernekler. 2000 yılında, bir tanesi. Evet, 2000 yılında kuruldu. Ve siz az şunu söylüyorsunuz, bu birliği, dün açıklama yapan birliği tanımadığınızı söylüyorsunuz ama basında gördüğümüz kadarıyla, en azından diğer basında gördüğümüz kadarıyla biliyoruz ki Beyoğlu esnafları açıklama yaptı deniyor. Orada Beyoğlu esnafları adına açıklama yapabilecek kimse var mıydı peki? Şimdi biz bunu araştırdık sahada, zaten onu, o yüzden biz bugün hemen bir basın açıklaması kararı aldık. Sahada araştırdık, arkadaşlarımızla, yönetici arkadaşlarımızla çıktık. Yani biz böyle bir esnaf, orada bulunan bir esnafa rastlamadık. Yani o açıklama yapan bir esnafa rastlamadık. Kaldı ki bugünkü basın açıklamamızda da şunu söylüyoruz. Yani biz biraz bugün buraya geldik ama biraz sistemkarız. Yani kurumlara karşı biraz sistemkarız. Yani bu süreçte ta ki 2005 yılından başlayan bu süreç eğlence vergisiyle artan 2006'da 2,5 yıl Beyoğlu yol yapımlarıyla 2,5 yıl süren şantiyede yaşayan bir esnafız. Yani 2,5 yıl sürdü o yol yapımları.
Tam müşterilerimizi toparladık derken sigara yasağıyla devam eden ve 2011'de de masa sandalyeyle başlayan bir uygulama. Yani bu süreç içerisinde biz Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği olarak hep şunu sorduk. Üyelerimizle beraber hep şunu söyledik. Yani bizi temsil eden lokantacılar, İstanbul Lokantacı Odası var. Bizi temsil eden İstanbul Ticaret Odası'nın 17 nolu komitesi, yeme içme eğlence yerlerinden sorumlu komite var. Ya bu arkadaşlar niye çıkıp da biz aidatlarımızı ödüyoruz? Niye bizim hakkımızı savunmuyorlar? Niye bir platformda göremiyoruz? Niye hiç herhangi bir yayında, canlı yayında bir muhatap olarak alınmıyor? Veyahut da niye kendileri bu konuda bir müracaatta bulunmuyor diye. Bu sistemlerimizi yaparken maalesef işte bu TESKOP bu sürece dahil oldu ve bu sistemimizin tamamını kendisi aldı bugünkü payı, yani bu süreçte. Bugünkü pay ona, evet, çıktı, ona çıktı. Yani neredeydiniz ve niçin bu süreçte hiçbir bu gelen süreçte hiçbir zaman yanımızda olmadınız? İşte yol yapımlarıydı, dalış tüneliydi, tarlabaşı projesiydi, Galata Port'tu, oydu buydu falan derken, yani bu AKM'nin yıkılmasıydı, işte hiçbir şekilde, ama tabii ki bizim sektörel olarak bizi ilgilendiren çok önemli alkol yasası çatısı altında son çıkan o olayda da hiçbir şekilde biz Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği Plan ve Bütçe Komisyonu'na girdi. Yani bizzat Plan ve Bütçe Komisyonu'na gittik ve orada da bulunduk. Ama orada da lokantacı odasında, orada da bir keskin avukatı vardı. Onun dışında bizi temsil eden hiç kimse yoktu. Ve bu süreç böyle... Keskin avukatıydı değil keskindi. Mi? Keskin. Evet, keskin avukatıydı. Bu süreçte TESK. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu. Onun dışında biz orada bizi temsil eden hiç kimse yoktu ve bu süreçte de yoktu. Şimdi bu bir baktık ki sabahleyin bir uyandık işte böyle bir basın açıklaması ve Beyoğlu esnafını temsil eden ve basın açıklamasının biz doğruluğunu yanlışlığını tartışmıyoruz. Yani orada içeriğinde bazı doğru şeyler olabilir ama finalinde zaten çok doğru olmayan bir finalle bitiyor. Yani Beyoğlu esnafı ile ilgili kaç kişiyi temsil ediyor ve hani biz şunu isterdi, gönül şunu isterdi. Beyoğlu'nda hakikaten biz çok eski bir derneğiz ve esnaf örgütü olarak da önemli bir esnaf örgütüyüz. Evet. Yani Beyoğlu'na gelinmiş, bizim fikrimiz alınmış, sanki bizde oturulup bu konuyla ilgili bir 50 günün müzakeresi yapılmış, bir istişare edilmiş de onun üzerine böyle bir açıklamayı kol kola vermişiz. Ve esnaf kitlesiyle beraber işte 1000-1500 esnafımızda yapıyormuş havası yaratılması tabii ki bizi rahatsız etti. Yani çünkü biz bunu bir böyle bir muhatabımız yok. Biz böyle bir kurumu da tanımıyoruz dedik ve bugün de bunun üzerine böyle bir basın açıklaması yapmak elzem oldu. Tabii Altuğ Bey size de sorayım ben. Dün de bir forum gerçekleşti. Yani aslında eli bıçaklı, sopalı ve maalesef ki palayla dolaşan esnaf olduğu iddia edilen kişiler var. Oraya geleceğim ama dün yapılan esnaf forumu vardı. Bu nasıl gerçekleşti? Hem bunu biraz sorayım hem de forumlarda neler oluyor, neler bitiriyor, esnaflara dair neler söyleniyor? Özellikle Beyoğlu esnafına dair neler söyleniyor? Ona dair ben bir düzeltme yapayım. Dün biz bir forum düzenlemedik. Biz olağanüstü olarak dedik ki böyle bir durum var. Hemen toplanıp bir şeyler yapmamız gerekiyor. Oturup bir beyin fırtınası yapalım, nasıl bir açıklama yapabiliriz ya da nasıl bundan sonra hareket edebiliriz, nasıl doğru bilgi verebiliriz kamuoyuna diye. Kendi müşterilerimize, Beyoğlu'nda yaşayanlara ve nihayetle tüm Türkiye'ye, yani nasıl doğru bilgiyi aktarabiliriz. Çünkü insanlar duyduklarına inanıyorlar ve gördüklerine inanıyorlar. Yani boyalı basın dediğimiz o basın ve yayın kurumları nihayetinde hiç de bizim tanımadığımız insanları dakikalarca canlı yayında konuşturabiliyorlar. Sanki bizmişiz gibi, oradaki yaşayan ve... bu süreçte birlikte olan insanlarmış gibi gösteriyorlar. Hemen işte 15-20 kişi toplandık. Bir anda zaten o hani bir foruma dönüştü. 100 kişi olduk biz orada. Hemen basın açıklamasının kararını aldık. Pazar günü de zaten saat 5'te bir yürüyüşümüz olacak. Yani Beyoğlu Belediyesi'ne önüne gideceğiz. Daha tam olarak netleştirmedik yani içeriğini netleştirmediğimiz ama masa sandalyenin ikinci seneyi devriyesinden oluşan, üçüncü seneye giriyor. Üçüncü sene, evet. Üçüncü yaşına giriyor. Geçen sene Ramazan'a denk gelmemişti. Yok, geçen sene de Ramazan'a denk gelmişti. Galiba biz bir hafta önce yapmıştık. Bir hafta önce yapmıştık. Bir şenlik havasında kutlamıştık bunu. Evet. Kutlama yapmıştık. Teşekkür babında. Bu sene de öyle bir şey yapamadığımız için bu sene sadece seneyi devriyesinde bir yürüyüşümüz olacak. Beyoğlu Belediyesi'ne bir hatırlatmada bulunacağız. Yani kurumlara hatırlatmada bulunacağız. Çünkü düzenlemeler yapılacağı söylenmişti. Hep bu vaatlerle kandırıldık. Kandırılık demeyeyim ya, herhalde kurumlar ve insanlar, devlet adamları yalan söylemez. Herhalde unuttular diye düşünüyoruz. Onu bir hatırlatacağız pazar günü. Dünkü forumla ilgili durumlar buydu. Ama ben hep forumlara katıldığım için, daha doğrusu Beyder'i forumlarda temsil etmek adına değil, ama esnaf olarak forumları izlemek adına en başından beri bu forumlara katılmaya gayret ettim hep. Forumlarda
Yaşanan şu aslında. İnsanlar, bu forumlara gelenler, Beyoğlu'ndaki ve Taksim'deki bu Gezi Parkı direnişine katılan insanlar aslında her şeyin farkındalar. Önemli olan diğer insanların farkına varması. Yani nihayetinde eli palalı esnaf olmaz. Mümkün değil. Ya da belinde silah olan esnaf olmaz. Ya da bizim hiçbir personelimiz elinde sopayla dışarı çıkamaz. Öylesi bir şey pek mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. Bu fizik kurallarına aykırı. Ha, var mıdır? Vardır mutlaka. Yani nihayetinde Sabri Çelebi'ydi galiba. İsmini Sabri kullanabiliyor Çelebi. Muyuz? Sabri Çelebi denen arkadaş nihayetinde belki esnaf olabilir. Yani o da çok büyük borçlar altında olabilir. Yani hepimizin borçlar altında olduğu gibi. Hiçbirimiz yani esnafın %80'i, %90'ı son çıkan vergi affı ve işte barışla, vergi barışıyla ve SGK barışıyla hepimiz borçlarımızı yapılandırdık. Bundan zaten 2 sene önce, yaklaşık 1,5 sene önce hepimizinki bozuldu zaten. Bozmak zorunda kaldık. Bozmayan esnaf da mutlaka bir malı mülkü vardır. Aman borcum yapılandırmam bozulmasın, malını mülkünü satıp bu borçları ödüyor şu an. Yani Beyoğlu'nda her şey günlük güneşlikti. Biz zaten çok mutluyduk bu eylemler olmasaydı gibi bir söylem mümkün değil. Bu arkadaşlar herhalde vatanı kendi bulundukları mekanın, dükkanın metrekaresi kadar olduğunu zannediyorlar. Hiçbir şey dışarıya bakıp görmüyorlar. Vatan burası, benim korumam gereken alan burası deyip de ulan bunlar da olmasaydı, çok özür dilerim yani. Bunlar da olmasaydı biz ne güzel günlük güneşlikte hava yaşıyorduk. Para da kazanmaya devam ederdik diye düşünüyorlar ama hayat bundan ibaret değil. Nihayetinde çok faşizan bir saldırı var. Bunu görmemek de mümkün değil. Tamam, herkes buna destek vermek zorunda değil ya da düşüncelerini aynı şekilde biçimlendirmek zorunda değil ya da katılmak zorunda da değil. Karşı görüşte de olabilir. Karşı görüşte olan esnaf arkadaşlarımız var. Mutlaka var. Ama bunu şiddete dökebilecek bir esnaf arkadaş olabileceğini ben düşünmüyorum. Ya şu tam da söylediğiniz nokta aslında. Velev ki borçlar altında gerçekten. Çünkü şu anda Beyoğlu esnafının aslında gerçeği bu. Çünkü yani evet. Ama sadece sizin söylediğiniz gibi bugün pardon, bu Türkiye daha gerçeği. Sadece Beyoğlu'nda da Beyoğlu'na sınırlamamak gerekiyor. Bir tık üstteyiz biz. Ya bir tık üstteyiz tabii ki. Yani biraz daha darbeyi ağır oluyoruz ama biz antrenmanlıyız. Yani Tahir Bey'in dediği gibi biz antrenmanlıyız. Biz altından kalkarız. Onunla ilgili en ufak bir şüpheniz yok. Velev ki borçlar altında bu sokağa çıkıp gerçekten sopayla ya da işte palayla ya da silahla halka saldırmaya gerektirecek bir noktada mıdır? O travmatik bir durumdur muhtemelen. Yani o sağlıkla ilgili bir problem söz konusudur. Yani yoksa o anlık bir şey olduğunu söylüyoruz. Biz bugünkü basın açıklamamızda da buna birazcık değindik. Daha sonraki bize mikrofon uzatıldı, orada da söyledik. Yani bunlar münferit olaylar olarak bakıyoruz. Yani Beyoğlu gerçekten yeme içme eğlence yeri olarak 3000 ondan yani beslenen sektörler var arkasındaki sektörlerle. Beyoğlu genelinde 28 bin esnaf söz konusu ama İstiklal Caddesi ve paraleli için söylüyorum. 3000 tane yeme içme eğlence yeri olan esnafın içerisinde birkaç kişiden mütevellit bir olay. Bunları da biz münferit olaylar olarak değerlendiriyoruz. Hatta bazılarıyla tek tek görüştük. Cumartesi günkü olan olaylarda kendileri bu konuda yanlış anlaşıldığını bir kısmı için konuşuyorum. Bir kısmıyla görüşemedik ama bir kısmıyla görüştük. Olayın ilk patladığı kısım Ayhan Işık tarafındaki arkadaşlarla evet, biraz görüştük. Oradaki arkadaşlar da biz yanlış anlaşıldık. Bir küfürleşme oldu. Ya ağzınızı bozmayın falan derken bir arbede oldu. Ya biz bu konuda çok üzgünüz işte başkan. Nasıl ne yapabiliriz? İşte sosyal medyadan mı falan mı bir özür mahiyetinde ya tamam dedik bu konuda bir şey yaparız. Bir uzlaşmacı bir noktaya geliriz. Belki bir forum kurarız. İşte esnaf forumu orada gelir konuşursunuz gibisinden. Yani bir üzüntü var esnafın bu bir kısmı bir, yani zaten çok küçük bir kısmından bahsediyoruz. Yani evet, bakın biraz önce evet, de tekrar yine geriye duyuyorum. 3000 esnafın içerisinden %10 300 yapar, %1'i 30 yapar, %1'i bile değil yani bu. Yani çünkü en fazla biz yani binde 3'ü diyelim hadi evet, 9 kişi. Çünkü sayabildiğimiz kadarıyla en fazla 8-9 tane sayabiliriz. İşte binde 3 yani bakın yani bunu matematiksel baktığımız zaman çok küçük bir kısmından bahsediyoruz. Yani bunu da belli bir kısım yani çok özür diliyorum ama medya belli bir kısım medya bu argümanı alıp sanki bütün Beyoğlu'nun yani yüzde biraz önce söylediğim binde 3'ü değil de yani %90'ı mı böyleymiş gibi göstermenin medyanın trajını ne kadar arttırır bilemiyorum ama içeriye dönük baktığımız zaman esnafa ve sektöre ve hatta Beyoğlu'ndaki duruma çok ciddi zarar verecek bir yaklaşımdır bu. Yani ben bunu hakikaten kınıyorum. Yani bunu ben nasıl bu kadar büyük olaylar varken medyanın bir kısmı bu olayların başlangıcında işte artık ağzımıza dilimize pelezenk oldu penguenler falan gösterirken bunu görmemezlikten gelmeyen kişilerde ben art niyet alıyorum. Evet. Bu görmemezlikten yenilebilirdi. Bu kadar yani veyahut da görmemezlikten tabii ki medya bu konularda tarafsızdır genelde biliyorum. Görmemezlikten gelmese de bu olayı bir münferit olay halinde kapatması söz konusuyken buralara taşınması pek iyi niyetli algılayamıyorum. Ben yani özür diliyorum ama
pek iyi niyet göremiyorum ben burada. Peki şunu da soracağım. Gezi Parkı döneminde yani o komün hayat varken orada 15 günlük belki daha fazla süren bir hayat varken esnafın durumu neydi? Buyurun. Fark etmez. Esnafın durumu ya polis müdahale etmediği sürece o dönem polisin müdahale etmediği süreçten bahsediyoruz. Polis müdahale etmediği sürece zaten esnafın durumu ile ilgili bir sıkıntı yoktu. Hiçbir zaman olmadı. Her cumartesi bizim sıkıntıya düşmemizin sebebi polis müdahalesinin özellikle cumartesiye kayması. Tamam meydanı boşaltacaksınız, yürüyüşe izin vermeyeceksiniz. Tamam meydanın yeri belli. 1,5 kilometre aşağıda niye tünelde hala TOM'a gaz sıkıyor? Niye polis hala müdahale ediyor? Ya da Mecidiyeköy'e kadar niye müdahale ediyor? Harbiye'ye kadar niye müdahale ediyor? Yani bunun mantığını kavramak biraz güç. Aslında mantığını kavramak çok kolay bir yandan da. Mantığı şu, ellerine başka argüman kalmadı. Direnişçilere karşı, orada haksızlığa karşı direnen arkadaşlara karşı ellerindeki tek argüman şu an esnafla onları karşı karşıya getirmek. Bu bir oyun. Yani bunu görmek gerekiyor. Çünkü tutmadı. Yani göle çaldıkları maya 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu. Annelere seslendiler, çocuklarınızı alın gidin dediler. Biz çocuklarımıza sahip çıkıyoruz dediler, anneler geldi. Yani bu argümanların hiçbiri tutmadı. Şimdi esnafla, yani insanların ekmeğine mani oluyorsunuz, insanların ekmeğiyle oynuyorsunuz demek gerçekten çok ajite edici bir şey. Evet. Yani ve tutarlı bir şey aslında karşı taraf açısından. Bunu tutturmaya çalışıyorlar. Ama bunu da tutturamayacaklar. Mümkün değil yani nihayetinde dediğim gibi oradaki arkadaşlar... Gerçekten çok zeki arkadaşlar, pırıl pırıl arkadaşlar, neyin ne olduğunu çok iyi bilen arkadaşlar ya da kimin ne olduğunu çok iyi bilen arkadaşlar, nereye sığınması gerektiğini bilen arkadaşlar. O yüzden bunun da tutmayacağını, bu oyunun da bozulacağını kendilerinin de farkına vardılar. Belki araya başka şeyler katacaklardır, başka bir provokasyon olacaktır, başka şeyler de olacaktır ya da cumartesi günü dayanışma eylem kararı almasa bile vay kaşınızın üstünde göz var, gözünüzün altında da kirpik var şeklinde yine bir argümanla yine müdahale olabilir cumartesi günü. Sadece esnafı ayaklandırmak ya da esnaf yine iş yapamaz hale gelsin cumartesi diyebilmek için, bu söylemi devam ettirebilmek için yine bu cumartesi yine bir müdahale olabilir. Çok olasıdır. Evet. Bu cumartesi olmazsa önümüzdeki cumartesi olur. Ya benim düşüncem o. Temenni ederim tabii ki olmaz. Yani nihayetinde insanlar demokratik hakkını kullanır, söylemlerini söyler, ondan sonra hayat devam eder. Ama bunun olabileceğine artık ben inanmıyorum. Cumartesi günleri özellikle müdahale edilecek. Yani İstiyorsanız şeytanın avukatı deyin, istiyorsanız ne kadar komplocu bir insansınız deyin ama ya ben buna inanıyorum. Yani benim şahsi görüşüm bu. Yani bu görüşüm sadece beni bağlar, başka kimseyi bağlamaz, doğrudur değildir bilmiyorum ama nihayetinde ben buna inanıyorum. Buna devam etmeye çalışacaklar. Ha, sonucunda ne olur bilmiyorum. Pazar günlerine kaydırabilmek için biz özellikle yürüyüşümüzü de pazar gününe aldık. Pazar günü bir eylem koyduk ki hani şenlik havasında biz yine gidelim, demokratik söylemimizi söyleyelim, tepkimizi ortaya koyalım, ondan sonra tekrar çekilelim, herkes dükkanlarına gitsin, herkes yine o söyledikleri ekmek kavgasının peşine düşsün. Ya da oraya eğlenmeye gelen arkadaşlar, sosyalleşmeye gelen arkadaşlar, müşterilerimiz, hayat arkadaşlarımız, birlikte yaşadığımız insanlar nihayetinde gelsinler yine Beyoğlu'nda yaşamaya devam etsinler. Bu aslında bu kadar basit ama bunu engellemeye çalışıyorlar. Sorun evet. Bu. Peki daha öncesinden nasıldı? Yani cumartesi eylemlerini yine söyleyeceğim. Buradan Taksim Dayanışması'na da bir çağrı var olacak sanırım sürekli yapılan ama. Daha öncesinden nasıldı mesela? Geçen sene yapılan eylemlerde işte polis müdahale etmediğinde ya da polisin hiç araya karışmadığı dönemlerde nasıldı? Ya da bu kadar sert olmadığı. Aynen öyle. Bu şimdi daha öncelerde yapılan eylemlerden kastımız zaten Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde geçen gün bir istatistik olarak yetkili bir ağızdan, hatta çok yakın, dün değil evvelsi gün sordum. 1200'e yakın eylem yapılıyor senede. Yani bu da ortalama 90-100, 1200'e yakın, 90-100 ayda. Yani bu da işte günde 3 tane eylem. Günde 3 eyleme yakın. Yani işte ne bileyim, ben biraz ironi yapıyorum da yani ne bileyim, Silike Yoğurt Festivali bile İstiklal Caddesi'nde kutlanan bir ortam var. Neden? İşte bunların nedenlerini biliyoruz. Kalabalık olması. Medyanın orada çok sürekli orada olması, seslerini daha fazla duyurabilmek adına yapılan kitlesel, demokratik hakkını kullanan kitlesel eylemler. Bu süreçlerde zaten çok müdahale olmuyordu. Yani hiçbir müdahale olmuyordu. Çok müdahale değil, hiçbir müdahale olmuyordu. Sadece işte illegal propagandalar veyahut da sloganların çok fazla veyahut da işte böyle flama bayrak gibi şeylerin çok farklı noktalara kaydığı dönemlerde işte belki o zaman bir iki kere müdahale olmuştur. O da bu kadar uzun sürmemişti zaten. Yarım saat, bir saatlik müdahalelerdir onlar. Bir şekilde uzlaşı sağlanıp kapanmıştı. Esnafın hayatı devam etmiştir. Öyle kepenk kapatma falan. İşte 1 Mayıs dışında, bu 2013 1 Mayıs'ıyla
Yanlış hatırlamıyorsam 2010. 2010 olacak. 2011 2012 yani esas sorunuzun cevabı bence şurada. 2011-2012'de 1 Mayıs serbest bırakıldı. Çok ciddi bir şekilde festival havasında kutlanıldı. Böyle dağılan insanlar da İstiklal Caddesi'nde belli bir saatten sonra İstiklal Caddesi'nin içerisindeki esnaftan yediler, işleri, alışverişini yaptılar. Keyifle ve hiçbir müdahale olmadı 2011-2012'de. Yani 1 Mayıs'ı ben burada kriter alabilirim. Çünkü diğer eylemler işte 100 kişiyle, 50 kişiyle, evet, 60 kişiyle en kalabalığını biz yapmışızdır. Belki 6-7 bin kişiyle bir yürüyüş yaptık Beyoğlu Eğlenceli Derneği olarak masa sandalye. Onda da esnaftık zaten, yürüdük. Basın açıklamamızı yaptık, dağıldık, iş yerlerimize gittik falan. Yani bundan önceki süreçlerde bu tip şeylerle karşılaşmıyorduk. Yani her ne kadar da Beyoğlu esnafı antrenmanlıdır desem de bu süreçte yaşanan şey hakikaten Beyoğlu esnafının da hiç görmediği, biz Türkiye Cumhuriyeti'nde bilmiyorum ama yani Türkiye'de de Türkiye Cumhuriyeti'nde görülmemiş yani bir olay zaten yaşanıyor. Evet. Yani bu böyle yani ciddi bir depremdi. Bunun artçıları da işte Kızılay'da, Antakya'da ve bu kötü olaylarla işte 5 kişinin hayatını kaybetmesi, hatta 6 kişinin komiser arkadaşının da olmak üzere 8 bin kişinin yaralı olması vesaire. Bunlar çok üzücü olaylar. Evet. Yani bunların telafisi yok. Biz belki ekonomik noktalarda her ne kadar da bu süreçten önce başlayan ekonomik sıkıntılarımızı bir şekilde telafi edeceksek de diğer şeyler telafi edilmeyecektir. Zaten üzücü olan olaylar bu. Ama dediğimiz gibi yani bu süreçte öncesinde biz böyle bu kadarını hiç kimse görmemişti. Biz de görmedik. O yüzden tam bir mukayese yapamıyoruz ama hakikaten biraz önce Altuğ kardeşimin de söylediği gibi o müdahale edilmeyen noktada bizim işimiz 3'e 4'e falan katlanmadı. Ama en azından daha önceki sürece baktığımız zaman bir şey olduk yani, bir stabilize oldu. O çünkü bir gerçek de var, şöyle bir gerçek de var tabii ki. Yani bizim orada şimdi bize soruyorlar, diyorlar ki işte biz taraf değiliz diyoruz. Yani eğlencelerden yana mısınız? İşte yok, hayır arkadaş, bizi niye taraf tutuyorsunuz? İşte basında da bugünkü açıklamamızda biz Beyoğlu esnafı bir taraf değiliz ama bir gerçek var. Bunu da söylemeden duramayız ki. Oradaki orada duran, eylem Gezi Parkı'nda duran kişiler bizim müşterilerimiz. Ama yani şimdi bir çıkalım bakalım dedik. Biz esnaf olarak işimiz yok, gücümüz yok. Dükkanda oturuyoruz. Ne yapalım? Hadi çıkalım arkadaşlar, bir Gezi Parkı'nı şöyle öyle biz de bir tavaf edelim diye çıktık. Dolaşırken Ahmet, Ayşe, Fatma, böyleyiz yani. Ne işiniz var? Biz de buradayız. Ya o yüzden siz buradasınız. Bak dükkandaki biz yok falan, espriler. Hani onlar biz buradan işte 8'de size uğrayacağız falan. Yani şimdi biz ne yapabiliriz? Oradaki o insanlara müdahale edildiği zaman İstiklal Caddesi'nden tünele kadar kovalandığı zaman bu insanlar benim iş yerime ve bizim gibi esnafların iş yerine geldiği zaman yok giremezsiniz de kapımı nasıl kapatayım? Bir de böyle bir durumlar çıktı yani. Hangileri eylemciler içeri alıyor, hangi esnaf oluyor, hangi almıyor? Evet. Böyle bir dedikodu şeyi Fısıltı Gazetesi'yle yayılmaya başladı. İnsanlar tedirgin olmaya başladı. Biz ya dedik mi, biz gayet normaldir. Biz esnafız. Bizim kapımızı açan herkese, biz giren içeri herkese girecektir yani, yapılacak bir şey yok ki. Öyle bir durum ki yani siz de söylediniz ya az önce, yani sizin kendi müşterileriniz aslında ve bu masa sandalye döneminde hatırlıyorum. Geçen seneki festivalden de hatırladığım kadarıyla en azından. En çok sahip çıkanlar, en çok destek verenler, bu masalar, sandalyeler bizim hakkımızdır, biz müşteri olarak bunları burada istiyoruz diyenler yine Gezi Parkı'ndaki kişilerdi aslında. Ve şunu size de sormak istiyorum. Yani mümkün olsaydı eğer Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nden bir arkadaşa sormak isterdim aslında. Ama size de sormak istiyorum. Velev ki bunlar işte esnaflar saldırdı halka. Velev ki oradakileri dövdüler, halkı, eylem yapan halkı dövdüler. İyi de masa sandalyesine sahip çıkan, kendi masa sandalyesine sahip çıkan halka bunu nasıl yapabilirler? İşte zaten şey de orada yani, paradoks da orada yani, biz bunu nasıl yapabiliriz ki yani? Sonuçta bırakın masa, tamam konu masa sandalyemize sahip çıkansa zaten bizim ekmeğimize sahip çıkan bir kitledir. Ve aynı zamanda kendi kapı önünde. Zaten bu masa sandalye olayının 2009'dan sonraki sigara yasağıyla talep görmesi, işte 750, birazdan belki o konuya da değiniriz, 750'ye çıkan bu masa sandalye işgaliye hakkı, yerel yönetim tarafından verilen hak, bu 2009'dan sonra bu rakamlara ulaşmıştır. Çünkü sigara yasağından sonra insanlar dışarılarda oturmak istemiştir. Hakikaten bir trend olmuştur. Bu Beşiktaş ilçemizde de, Kadıköy ilçemizde de ve yani Türkiye'nin her yerinde bir kapı önünde oturma daha farklı bir, daha çok talep edilen bir noktaya gelmiştir. Evet. Şimdi o süreçte bize evet sahip çıkan o bizim müşterilerimiz de eylemlerde yanımıza geliyorlardı. Biz masa sandalye, bakın çok enteresandır. Mis Sokağı'nın başında o süreçte 7 gün şey kurduk, masa kurduk.
masa sandalye istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye küçük bir anket yapalım dedik öyle. Bir hafta içerisinde 31 bin tane imza topladık. O dönemde Beyoğlu Belediye Başkanımızın verdiği bir basın açıklamasında 1066 kişinin şikayeti varmış. Biz yürüyemiyoruz diye. Kaç yılda? 7 yıl içerisinde. Biz de bunu böyle bir ironi yaptık. Dedik ki 7 yılda 1066 şikayet var. Biz 7 günde bakalım ne kadar yapacağız? 31 bin tane topladık. Eğer bu kriterse dedik 1000 kişiyi mi dinleyeceksiniz, 31 bin kişiyi mi dinleyeceksiniz diye. Bunun için yapmıştık. Evet. Kaymakamlıktan izinle masa kurduk oraya. İmza masası kurduk. 31 bin kişi masaları geri istiyoruz dedi. Bu da bizim müşterilerimizin bize gösterdiği destekti. Bir hafta evet. içerisinde aldığımız idi. Yani dediğiniz gibi bu süreçte biz bu arkadaşlarla nasıl ola ki işte palaydı, bıçaktı, silahtı bunlar zaten mümkün değil. Yani bu esnafla bu eylemci arkadaşların karşı karşıya getirilmesi hakikaten iyi niyetli bir bakış açısı değil. Ve bizim esnafımızın da bugün de işte forumdan çıktık geldik. Bakış açısı evet bizim ekonomik durumumuz çok kötü ama bu esnaf neler atlattı bunu da atlatacaktır inşallah. Tabii ki bu süreçte hukuki haklarımız da söz konusudur, saklıdır. Biz hukuki haklarımızı da işte yapılandırmamızdır, SGK'mızdır. Yani kirada efendim söyleyeyim personelimize ödeyemediğimiz falan o kısmı bir kenara koyuyorum ama yani devlete karşı ödemekle yükümlü olduğumuz bir takım başlıklar var ve bu başlıklar da bu sürecin, bu krizin iyi yönetilmediğini düşündüğümüzden dolayı taleplerimiz saklı tutuluyordur ve bu konuya da gelirsek birazdan hangi makamlara yazı yazdığımı da anlatacağım. Onu soracağım zaten ama siz söylediniz ya az önce forumdan geldiniz. Siz gelene kadar neler konuşuluyordu? Bak çok kısa zamanda kaldık. Biz orada bir 15-20 dakika kalabildik. 9.30'da toplandı forum. 15 dakika sonra da buraya gelmek zorunda kaldık. Arkadaşım, ya kalabalık mıydı? Nasıldı? İsterseniz Altu Bey cevap dün versin. O spontan gelişen bizim mini forumumuzdan çok daha kalabalıktı. Çok daha talep gördü. Bir de bugünkü basın açıklamasından sonra forumun yapılacağı hani kulaktan kulağa duyulduğu için bir de müşterilerimiz de gerçekten konuyla ilgili olduğu için herhalde 500-600 kişi olmuştu o köşede. Nihayetinde herkes konuşacak. Yani şu an ne yapıyor arkadaşlar bilmiyoruz ama biz de merak içindeyiz. Yani ne oldu? Yarın ancak onların kritiklerini alabiliriz. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz o anlamda ama nihayetinde orada esnaf çıkıp konuşacak ve müşteriler de çıkıp konuşacak. Evet. Gerçek talepler ortaya çıkacak. Gerçek şikayetler de ortaya çıkacak. Yani muhatabın kim olduğunu aslında insanlar anlayacak. Forumlar devam edecek mi? Düşünüyoruz. Yani kaçınılmaz olarak devam edecek. Tabii ki kaçınılmaz olarak devam edecek. Başka çaresi yok. Nihayetinde konuşarak anlaşacağız. Yani bu üzerimizdeki çok kötü olan, affedersiniz ama iğrenç olan yargıyı, birkaç gündür olan Beyoğlu esnafına dair olan yargıyı üzerimizden atmanın tek yolu bu. Nihayetinde eğer bir tepki gösterecekse bu insanlar, dediğimiz insanlar, eğer oradaki eylemcilere, direnen insanlara, hakkını arayan insanlara bir tepki göstereceklerse aynı şekilde demokratik olarak tepki göstermek zorundalar. Eğer esnafsa da bu arkadaşlar. Pankartını alsın, açsın, yürüsün. Aynı şekilde biz burada eylem istemiyoruz desin. Ve dün o dün ve evvelsi gün yapılan basın açıklamalarında o arkadaşlar eğer öyle çıkıp konuşabiliyorlarsa, bu kadar rahat konuşabiliyorlarsa ve gerçekten esnaf olduklarına da inanıyorlarsa bu basın metninin altına imzalarını da atsınlar. Hangi müessesede çalıştıklarını, hangi müessesenin sahibi olduklarında birebir deklare etsinler ve bundan sonra da demokratik taleplerini demokratik olarak söylesinler. Beylerin böyle bir durumu var zaten değil mi? Yani Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği'nin 350 bileşeni vardı. Yani 350 aktif üyesi vardı. Ve hani hangi üyeler olduğu da biliniyor zaten. Tabii, tabii. Çok açık tabii, bir şekilde. Tabii ki. Ama diğer birliğin herhangi bir şeyi yok sanırım. Yani bizim orada gördüğümüz kadarıyla bize aktarılan şey 10-15 kişilik bir basın açıklaması varmış orada yani. Ve basın açıklamasını yapan genel başkanın, TESKOP'un genel başkanının arkasında duran bir 10-15 kişilik bir kitle varmış. Fakat onun içerisinde yani sorduk kimdir, tanıdık falan var mı diye kimse tanıdık olarak bulamadı. Bilinemiyor. Hani o yüzden de bir şey diyemiyoruz yani bu süreçte. Şimdi bir mektuptan bahsediyoruz aslında. Sizin pek çok kuruma gönderdiğiniz bir mektup var. Biraz bu hikayeyi anlatabilir misiniz? Şimdi biz yaklaşık 15 gün önce Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği olarak esnafımızı da biraz önce söylediğim gibi bu ekonomik darboğazdan kurtarmak adına tabii ki bizim tüzüğümüz gereği esnafın haklarını savunmamız söz konusu olduğu için böyle bir çalışma yaptık. Cumhurbaşkanımız, Başbakan ve bakanlık düzeyindeki kişilere olmak üzere Cumhurbaşkanı ile Başbakan'a bilgi olarak diğer kurumlara da talep olarak bir metin ve altında istek ve sonuç olarak da
bir taleplerimiz oldu. Küçük mütevazi taleplerdi bunlar. 29 kuruma yolladık. Bunun içerisinden bankalar, özel bankalar, devlet bankaları da var. Bir 10 tane bankalar var. Bankalar Birliği var. Ve bunun yanı sıra evet devlet şey Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da bankalardan sorumlu olduğu için onun titriği de öyle geçiyor. Her neyse. Büyükşehir Belediyesi var. Valilik var, var. Yani 29 kuruma yolladık. İadeyi taahhütlü yolladık. 28 tanesi ulaşmış, bir tanesi bize iade geldi. Muhatap bulunamadı diye. O da bir Beyoğlu Belediyesi. Çok ve, ironik. Ve biz de şunu söyledik. Zaten bütün esnafın da sorunu bu. Beyoğlu'ndaki sorun bu. 2 senedir biz muhatap bulamıyoruz. Ve bunu PTT tarafından da iadeyi taahhütlü olarak tescilledik. Bunun belgesi de var. Ben getirdim size. Evet. Yani şu şekilde arkasında yazıyor. Gösterelim biraz. Tabii iadeyi şöyle göstereyim ben olmazsa. İadeli taahhütlü mektup bu. Beyoğlu Belediyesi'ne 28 kuruma ulaştı. 29 kurumdan 28'ine ulaştı. Bir tek Beyoğlu Belediyesi'ne ulaşmadı. Beyoğlu Belediyesi'nden iadeyi taahhütlü olduğu için derneğimize geri geliyorum. Orada da işte okuyabildiğim kadar adreste mektup alıcının açık adresine ulaşmamıştır iade. İade diye. Biz de tam da zaten bundan bahsediyoruz. Diyoruz ki yani biz 2 senedir gerçekten bu masa sandalyeden sonra randevular istenildi falan filan hiçbir muhatap bulamadık. Ve bu basın açıklamasında da bunu söyledik. Saat 15'te basın açıklaması yaptık. 18'de ana haber bültenlerinde bu yayınlandıktan sonra ne hikmetse saat 18.20'de derneğimizin mailine Beyoğlu Belediyesi'nden bir yazı geldi. Saat 18.20'de Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği'ne diye başkanlığımıza göndermiş olduğunu 04-2013 tarihli e-mail değerlendirilmiş olup diye işte taleplerimizin ABC 3 talebimiz vardı. Bu üçünün de bir tanesi uygun görülmüş. Diğer 2 tanesine mazeret sunum. Bir tanesi masa sandalye ilgili 750 tane masa sandalyeden bu süreç içerisinde diyor 63 tanesi esnafımıza iade edilmiş uygun görülmüştür diyor. Teşekkür ederiz. 63 tanesi. 700 tanesi. 700 evet, tanesinden 63 tanesi. Diğer çalışmalar da devam ediyor diyor. Yani bakar mısınız Allah aşkına? 2 yılda ancak 63 çalışmayı mı yapıyor? 63 tane. Yani yapacağı şey çok basit. Yani biz bunu Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği olarak 2008 yılında biz bu çalışmayı yapmıştık. Yani oradaki ek binada 7. katta tasarım atölyesi var. Tasarım atölyesindeki arkadaşlarla biz sokak sokak yani fahri olarak Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği olarak sokaklara üçlük. Hangi sokak kaç metre, hangi sokak ne kadardır, cephesi nedir falan filan diye çok güzel bir çalışma yapmıştık 2008-2009 yılında. Ve ona göre de masa sandalyenin verildikten sonra da denetlenmek üzere. Evet. Yani denetlemesi tabii ki denetlemesi Beyoğlu Belediyesi'ne ait olmak üzere bu süreci bu şekilde aşmıştık. Fakat maalesef 2011'in 20 Temmuz'undan sonra bu olay yaşandıktan sonra gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş, gerekse Kültür Bakanımız o zaman Ertuğrul Günay, Beyoğlu böyle kalmayacaktır. Yani Kadir Topbaş şunu söylemişti, kurunun yanında yaş da yandı demişti. Enteresan bir açıklamaydı, bence tarihsiz bir açıklamaydı. Kültür Bakanımız da şunu söylemişti, Beyoğlu böyle kalamaz, kültürel tarihiyle turizm açık bir bölgedir, çok kısa zamanda bir düzenleme yapılacak diye. İşte dolayısıyla 2 senedir çok kısa bir zaman gibi gözüküyor ama yani bu esnafın neler çektiği adına 2 sene çok ciddi bir durumdur. 2 senede bu çalışmayı 63 kişiye verilmiştir. O 63 kişinin de ne şekilde, ne şartlarda, kimler olduğu konusunda da tabii ki şüpheler vardır. Evet. Ama bunun yanı sıra bu 2011'den bu yana geçen 2 sene sonrasında işte biz de pazar günü dedik ki bir daha hatırlatalım. Çünkü bu kurumların başındaki insanlar kesinlikle yalan konuşmazlar. Verdikleri sözü tutarlar herhalde. Bir çalışma yapmışlardır. Ama araya çok farklı gündemler girmiştir. O yüzden uzamıştır herhalde diye. Biz pazar günü saat 17'de ek binada biliyoruz ki kapalı. Fakat ne yapalım doğum günü doğum gününde kutlanır. O yüzden de pazar günü götüreceğiz. Masamızı koyacağız. Böyle tatlı bir eylem yapacağız. Ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ben hem son sözlerinizi alayım. Hem esnafa buradan bir çağrınız olacak mı? Ya da bakanlıklara olabilir. Ya da Beyoğlu Belediye Başkanı'na olabilir elbette. Onu da alalım öyle kapatalım. Ben şahsım adına şöyle bir son sözüm şu olacak. Bakın bu süreci tekrardan baktığımız zaman 2006'dan bu yana gelen süreçte Beyoğlu esnafı hakikaten çok sağduyulu, çok onurlu, çok dik durdu. Hani bunun bir Oscar'ı varsa Oscar, artık bunun bir ödülü varsa ödül, bir alkışsa alkış. Ben Türkiye'nin Beyoğlu esnafını alkışlamasını istiyorum. Çünkü hakikaten bir başka ilçede tabii ki ne olur ne biterdi bilmiyorum ama Beyoğlu'nda bu kadar geniş bir kitleri esnafın içerisinde 81
ilden gelen işletmeci arkadaşlarımız var. Hepsi farklı kültür almış insanlar. Ve hakikaten gerek işte o sigara yasağındaki preste, gerekse usulsüz kapatmalarda 2010'da, gerekse 2011'deki masa sandalyede ve gerekse şu an yaşadıklarımızda bu esnaf arkadaşlarımız bu sağduyuyla, bu onurlu duruşuyla bu süreci geçtiyse ben gerçekten kendilerine buradan teşekkür ediyorum derneğim adına. Türkiye'de de bu arkadaşlarımıza, bu esnaf arkadaşlarımıza gerçekten neyse bir ödül muhabından bir alkış, bir alkış istiyorum. Yani. O alkış galiba sosyal medyadan geliyor bu arada. Evet. Hashtaglerden evet, bir tanesi esnafa sahip yani, çıkıyoruz. Evet, evet. Hashtaglerinden bir tanesi. Sizden alalım son sözü. Benim son sözüm canlı yayında mıyız? Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Katıldığınız için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği eş başkanı ve yönetim kurulu üyesiyle birlikte hem Beyoğlu esnaflarını konuşmaya çalıştık hem esnafların neler yaşadığını konuşmaya çalıştık. Biz de yeniden hatırlatalım. Pazar günü saat 17'de Beyoğlu Belediyesi'nin ek hizmet binasında bir yürüyüş gerçekleştirecek esnaflar. Katılmak isteyenler için buradan da duyurumuz olsun. Bizden bu akşamlık bu kadar. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum.